politikalar yön veriyordu. Öcalan Beka'da da kalsa, Şam'da da kalsa Suriye'nin denetimindeydi. E, kaldığı binanın 10. katında pek kendisi kalıyordu. 2. katında e, Türk askeri antlaşesi kalıyordu. Var. Orası korumalı bir binaydı. Herkes biliyor bunu. Yani böylesine ilişkiler. E, ta Öcalan Suriye'den çıktıktan sonra tabii Türkiye'ye geldikten sonra bu sefer ilişkiler değişti. Biliyorsunuz Öcalan Türkiye'ye geldikten sonra şunu söyledi. Pişmanım dedi. ...ben yanlış yaptım... Devletim, ...fırsat verin efendim. yanlışımı düzelteyim... Ee, ...şiddetin yanlış olduğunu ben ancak... ...50 yaşımdan sonra anladım dedi bunları... ...mahkemede söyledi... ...yani herkesin göz önünde kameraların önünde söyledi bunu... Ee, ...ve silahları artık durduracağız dedi... ...artık bir daha da elimizi almayacağız... ...silahları bırakacağız bir daha <laughs> da elimizi almayacağız dedi... ...partisi buna uyum sağladı... Ee, ...hatta Öcalan şunu söyledi... ...1999'da 2004'te değil... Hı hı. 1999'da mahkemeye çıktığı zaman silahları artık bırakacağız ve bir daha almayacağız dedi. Osman Öcalan da aynı şeyi söyledi. Ve o yılın 1 Eylül'ünde e, PKK'nin sınır, dışı. e, e, sınır dışına silahlı güçlerini sınır dışına geçirmesi planlandı. Yani e, devlet de buna evet dedi. PKK de evet dedi. Şimdi bu aşamada Kıvrıkoğlu o zamanki genel kurmay başkanı. Dedi ki gelip teslim olsunlar dedi. Yani böyle sırf şey yapmak, silahları susturmak yetmez. gel teslim olsunlar dedi. O zaman PKK bu da olabilir dedi. Hatta Cemil Bayık'ın bir açıklaması var. Kıvrıkoğlu'nun dedi şeyini önemli buluyorum dedi. Cemil Bayık. O dönemde. Osman Öcalan bir hafta öne aldı o çekilmeyi. Ve PKK şey yaptı. Bir grubu güneyden Türkiye'ye geçirdi. Ali Sapa'nın başkanlığında Avrupa sorumlusuyla Ali Sapan bir dönem bir grup geldi teslim oldu. Yani silahları bırakmanın hani bu Habur'un bir Evet. daha önceki bir örneği. Tamam silah bırakacağız bir grup numune için geldi teslim oldu. Onları cezaevine attılar. Serbest bırakmadılar. Dışarıdan bir grup geldi bu kez Avrupa'dan 8 kişilik bir grup. Onlar da cezaevine atıldı. Ve bunlara ağır cezalar verildi. Yani devlet o dönemde PKK'yı silahsızlandırabilirken Öcalan bunu istedi, örgütü bunu kabul etti. Bu yolu aşmadı. Devlet haşinliğiyle buna engel mi oldu diyorsunuz o dönemde? Bence bırakmasını istemediler. Bırakmasını evet, istemediler. Yani PKK e, silah bırakırsa bir boşluk olur. Bu boşluk sefer başkaları tarafından doldurulur. Silahlı veya silahsız. Ama bence silahlı doldurulamazdı o. Yani Kürt hareketinin legal planda siyasal olarak gelişmesinin önünü açmak istemediği devlet. Bu aşağıda. 3 Ekim'i de öyle Yani yeniden onun için şiddete pek... başlaması Bülent'in evet. sorduğu gibi Ayrıca PKK'nın PKK o silahlı güçlerini de herhalde bazı yerlere karşı kullanabileceğini düşündü. Ama silahlar sustu 99'dan sonra birkaç sene. Tabii bir yani. silahlar yani sustu. 2004'e kadar. Ve PKK yani evet. 4-5 yıl süreyle 5 -5 yıl. tek uçuşu sıkmadı. Ama operasyonlar durmamıştı herhalde Evet operasyonlar yani... durmadı. Yani operasyonlar da bir zaman durdu. Ama pek yani. güçlerini sen, çektiği sen, zaman, sen, zaman onlara yani. yönelik operasyonlar oldu. Sınır ötesini çektiği zaman. Yani hem anlaşılıyor, karşılıklı anlaşılıyor. Peki silahlı güçlerini sınır ötesine çeksin. Peki çekerken şey yaptı. Operasyon yaptı. Yani söyleyebilir miyiz Kemal Bey? Niyeti her ne olursa olsun eğer devlet 99'da PKK'ya karşı daha ılımlı yaklaşsaydı o zaman bir barış süreci başlayabilirdi kesinlikle. ve 2004 sonrasındaki şiddet olmayabilir diyorsunuz. Tabii, yani kesinlikle. Niyeti belki kötü niyetli kullanma olsun ya da hoyratlık ve işte klasik devlet mantığı olsun. Yani her iki bence de... niye hükümet bırakma? şey o zamanki devlet o zamanki şey niye bırak? Tabii. Yani bir kere PKK'yı dediğim gibi boşluk oluşur. Kürt hareketi bu sefer siyasal planda gelişir dendi. Mesela o zamanki MİT müsteşarı gidiyor, Öcalan'la görüşüyor şeyde İmralı'da diyor ki Senden sonra Kemal Burkay ne yapabilir? Şimdi düşün o zaman ben Stockholm değilim. Atasagun değil mi o zaman? Köksal. Ee, o zamanki şey müsteşarı isim olarak şu anda hatırımda değil. Hmm. Şenkal ee, Atasagun veya ya bir yansıdı. önceki olabilir. Sönmez Köksal medyaya yansıdı yani çok yansıdı. Hmm. şu anda ismi hatırımda değil. Senden sonra Emre Taner olabilir mi? Değil sanıyorum. Öyle o zaman değil. müsteşarı değil. Ya Şenkal Atasagun ya evet, Şenkal Atasagun. Çok sağ ol. Ee, ne yapabilir diyor Kemal Buktaş senden sonra. E ben ne yapıyorum? Şey gücüm yok. Ben o siyasal çalışma yaparım. Mesele budur. Yani PKK vasıtasıyla 12 yıl öncesinde olduğu gibi şeyde de 2000'den sonra da bloke etmek Kürt hareketini. Hı hı. bunun dışında? Bunun dışında mesela güneye geçirdik zaman güneydeki Kürt hareketine karşı kullanma tasarlanıyordu. Hatta bir ara Murat Karayılan bunu açıkça söyledi. Dedi ki bizi Güneyli Kürtlerle savaştırmak istiyor Türkiye dedi. Ama biz dedi bunu kabul etmedik. Bu 2003'te falan söylenen bir sözdür. ya Veya daha önce. Yani o dönemdeki devlet aklından söz ediyorum. Hı hı. Ama 2003'ten önce pardon Murat Karayılan'ın o sözü 2003'ten önceye aittir. Ama Amerika Güney'i şey yapınca o Irak hı hı. işgal edince hı hı. 2002'de veya 2003'te <laughs> evet, işgal edince hı hı. o plan yürümedi. Hı. Çünkü e, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de rahatsızdı oradaki Kürt oluşumundan. Hatta PKK oradaki Kürtlere karşı 90'lı yıllarda birçok kez savaştı. Biliyorsunuz ilk kez 1992'de KDP'yle. Tabii o Güneyli Kürtler tek yanlı federasyon ilan ettikleri zaman bu bahsettiğim devletten hepsi rahatsız oldular. Karşı çıktılar ve PKK de karşı çıktı. Abdullah Öcalan dedi ki bu Arap halkının sırtına saplanmış bir hançerdi dedi. Kabul edilemez dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir Kürt lider Bağımsız bunu söylüyor. Bağımsız Birleşik Kürtistan isteyen evet. bunu diyorsa. Evet bunu söylüyor. Yani bu olacak şey mi? Bu belli ki Suriye'nin, İran'ın etkisiyle olan bir şey. Ve peki hemen savaş onlarla 92'de. KDP ile ve şeyle savaştı. Yenildi. Teslim oldu. Sonra tekrar peki bıraktılar. Yani misafir ettiler, bıraktılar. Sonra 95'te tekrar savaştı onlarla. 98'de tekrar savaştı. Yani nasıl olsa PKK Güneyli Kürtlerle savaştırılabilir bir örgüt durumundaydı yani, ortada. Güneyli Kürtler birbirleriyle de savaştılar. O doğru. Mu? Evet, Tabii. O da doğru. Tabii, O doğru. PKK Tabii, o da var. oldu. diyorum var. ama. Yani PKK'da gerektiği zaman onlara karşı savaştırılabiliyordu. Bu plan vardı, bu plan yürümedi. Murat Karaylan söyledi bunu. Şimdi Amerikan işgalinden sonra şey, yürümedi şey bu daha plan. O, e, o, o konjöktüre konjöktür atfen söylenen bir şey var. Yani güya PKK tamam silahlı militanlarını sınır ötesine çekecekken yine devletin derinliklerinden etkili bir isim. Ya bırakın 500 tanesini bu tarafta belki lazım olur diye. Onun hikayesinin tamamını biliyor musunuz? Hocam yani bunu açıkladı. Hı. Ve volkat görüşmeler sırasında şimdi. açıkladı. Dedi ki bu Şemdin Sakık olayı da patlak vermeden önce açıklamış. Daha doğrusu patlak verdikten sonra açıkladı onu. Güney'e dedi sınır ötesine bir askeri gücümüzü geçirdiğimiz zaman gerillaları geçirdiğimiz zaman <laughs> ilgili komutan bana dedi ki hepsini geçirme dedi 500 tanesi kalsın lazım olur. 5 tanesi içeride kalsın. Diyor ben o zaman anlamadım yani bunlar ne işe yarayacak. Ama şimdi çok iyi anlıyorum diyor. Tabii işkemle sakıt çetesi var, başkaları var. Hayat boşluk kabul etmez diyor. Hı -hı. Yani, yani o komutan Peki, da bu 500 kişi içeride herhangi bir muhalif o evet. komutan Öcalan'la mı görüşüyor? Tabii. Yani diyor o konumutan rootpass'i ne bilmiyorum ama genel kurmay adına Öçalanın labindik bize Şehzade Bey'i şahsi bir olay değil galiba. 1998 ya. yılında patladı. 98 99 98 yani, yani öyle hatırlıyorum. İşte o konjonktür o keşif evet. anı. Tabii eee hayır 98 değil daha sonradır. Da, 99 daha sonra, olmasın daha daha olması lazım. Andıç olayın diyorsan 99 olması lazım. Cemil'in güneye geçmesi, Türkiye'ye getirilmesi filan daha sonradır. Hı. Ee, bu İmralı'daki görüşme sırasında. Ha, ben... İmralı'da komutan söylüyor diyorsunuz. Tabii tabii. Hmm. tabii. Yakalandıktan sonra ki evet. yakalandıktan sonra. Yani bu şunu gösteriyor. Öcalan vasıtasıyla yön verme Kürt hareketine. PKK'ya yön verme. Kürt hareketine yön verme. <laughs> o zamanki devlet aklı bununla çok akıllıca bir iş yaptığını sandı. Ee, şeyde olduğu gibi 1978'lerde olduğu gibi. Yani ben bunu ötekilere karşı kullanırım. Ama bu yangının devam etmesine neden oldu. Ve tabii daha sonraki gelişmelerle de birleşince 2004'te PKK yeniden savaş pozisyonuna girdi. PKK halbuki e, silahları bırakmıştı, tümden bırakmaya hazırdı. Motivasyon ne efendim? Efendim? PKK'nın amacı neydi orada? Gene dışarıdan bir e, siparişi mi yerine Şimdi getiriyordu? Şimdi sorun şu, yani PKK dediğim gibi 1999'da silahları tümden bırakmaya hazırdı. Devlet bunu bize yanaşmadı. 2004'teki olay ise devlet içerisindeki güçlerin kendi aralarındaki sürtüşmelerin bir sonucu. Yani 2002'de AK Parti seçimleri kazandı. Ne <laughs> biliyorsunuz o militarist kesim, statükocu kesim. E önce bunu engellemeye çalıştı. Ve bu başarılamayınca ordu içerisindeki cunt hareketlenmeleri başladı. Yani darbeyle deviririz AK Parti'yi. Bunlar başladı. Ve 2004'ten itibaren bunlar hızlandı. E böyle Sonra da bir aşamada, lazım olur denen PKK lazım oldu. Böyle bir aşamada PKK tekrar eski konumuna getirildi savaş pozisyonuna sokuldu. Yani savaş pozisyondan tamamen vazgeçmiş olan barış <laughs> söylemi kullanan sürekli yani barış güvecini olmuştu PKK o yıllarda. O kadar çok barış lafı ediliyordu ki. Ama aynı pek adını bıraktı mesela PKK. Önce KDK adını aldı Kongregen. sonra Kongregel adını aldı. Programını terk etti. Ne bağımsızlık, ne federasyon, ne otonomi, demokratik cumhuriyet dedi. Üniter devleti savunmaya başladı. Kemalizmi savunmaya başladı. Yani o zamanki İmralı'ya olan... Hatta ya, o dönemde olan, e, aydınlanma, e, ilericilik falan temaları üzerinden e, orduya ya da CHP'ye o dönem ikisi beraber zaten? Aynı şeyler aşağı yukarı. Mesajlar da veriyorlar BDP tabii. milletvekilleri tabii AK yani, Parti'ye karşı. Öcalan İmralı'ya geldikten sonra zaten PKK'nın politikaları 180 derece değişti. Hı hı. Yani Öcalan söylemişti ben hizmete hazırım ne derseniz onu yapayım demişti. Ve bunları yaptı. Yani... E, silahları susturdu. Hepsini silahları tümden bırakmaya hazırdı ama o, o görülmedi. İsmini değiştirdi, programını değiştirdi, ideolojisini değiştirdi, her şeyi değiştirdi. Peki aynı PKK 2004'te niye birdenbire bir tekrar savaş konumuna girdi? Mesele burada. Orada PKK'nın kendi iç bir çıkar hesabı da yok muydu? Yani çünkü zannedersem onlar Avrupa Birliği süreciyle beraber muhatap alınacaklarını beklediler. Ama öyle bir ışıkta görmeyince biraz kendi sıkışmışlıkları da yok mu 2004'te? Yani bir şey bekliyorlardı 99'dan beri. Şimdi bence bir şey de beklemiyorlardı. Beklemiyorlar mıydı? Evet. Hareketsiz durumdalardı. Ve o bir aşınma yaratıyordu tabii. Ama onlar için dert onun onlar için dert olduğunu sanmıyorum. Ya yani çok hareketsiz kaldı. işte aşınıyoruz falan. Ya biraz hareket edelim gibi bir kaygıyla olmadı kendi 2004'te yeniden savaş pozisyonuna girmesi. O dönemde eee yani PKK'den ayrılanların yazdıkları, söyledikleri var. Çok önemli. PKK'nın 2004'te yapılan kongresinde hocaların avukatlarından biri gidiyor. Kongrede şeyleri, mikrofonları kapatıyor ve diyor ki başkan savaş kararı aldı diyor. Savaşacağız yeniden. Tabi insanlar şaşırıyorlar. Oradaki komutanlar, oradaki şeyler, kongreye katılanlar. Hani diyorlar biz silahlar tümden bırakmıştık. Biz barış güvercini olmuştuk. Bu ne? Ama böyle. O zaman işte bir kopma oldu. Peki Osman Öcalan, Öcalan gerçekten o mesajı yolluyor mu? Yoksa Öcalan adına mı biri onu söyledi? Öcalan avukatı götürüyor, avukatı bunu. götürüyor bunu. Yani Öcalan da daha sonra ben böyle bir mesaj göndermedim filan demedi. Yahut gönderdim de demedi. Yani Öcalan biliyorsunuz İmralı'da dört duvar arasında ve işte böyle özgürce davranabilecek o, koşullarda değil. O bir kırılmaya yol açtı galiba. O, avukatları vasıtasıyla o mesajı kongreye gönderdiği... ...kongrenin savaş kararı aldığı çoğunlukla... ...bir kısmı da koptu. Osman Öcalan, Öcalan mesela... ...ikinci adamdı. Hı hı. Ee, Abdullah Öcalan'ın kardeşi... ...Osman Öcalan. O da ayrıldı o zaman. 2004'te. Nizamettin Taş... ...onların önemli komutanlarından biriydi. Gani Yılmaz. Avrupa <laughs> sorumlularıydı bir dönem. Ee, önemli bir... ...kadrolarıydı. Ee, onların da... ...içinde olduğu önemli bir grup koptu. Bunlar... ...Süleymaniye'ye gittiler. Silahları bıraktılar. İşte bütün bunların... Ben de... E, ...onu söyleyecektim. Yani şimdi bir silahlı örgütün bir dünyada yurt dışında başka örnekleri de vardır. İra'da da vardır. işte bask bölgesinde de vardır. Tabii ki belli aşamalar, belli konjonktürlere göre pozisyon alır, içinde farklı sesler çıkar vesaire vesaire ama bütün bunların şeyle alakası olsa gerek diye düşünüyorum ben. Yani 2004'ten bahsediyoruz. 2003 yılı Amerika'nın Irak işgalinin başladığı, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt yönetiminin şekillendirilmeye başlandığı ama hiçbir şeyin daha yerine oturmadığı ve bütün bunların bütün bölgeye ...Suriye'ye, İran'a, Türkiye'ye etkilerinin olduğu bir dönem. Dolayısıyla e, herhalde PKK içerisindeki bütün bu e, kopmalar, tartışmalar, e, farklı pozisyon almalar... ...lideri içeride, hapiste olan bir hareket için bir kere normal olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de e, belki bağlamını da iyi oturtursak daha iyi anlarız 2004'te yeniden neden silahlara e, başladığını. Yani bir de bu çerçeveden e, neler söyleyebiliriz yani... ...bölgesel konjonktür açısından neler söyleyebiliriz? Bu bugün için önemli tabii. Söyledim. Şey e, yani Morali örgüt Öcalan'ı izledi. Hem de en zor dönemde <laughs> izledi. Yani belki izlenmemesi beklenen dönemde izledi. Hani Öcalan İmralı'ya konduktan sonra... ...işte ben hizmete hazırım. Ve i̇stiyorsanız onu yapayım. Pişmanım. E, şunu da söyledi. Ben hiç olabilirim. Ama ancak ben... PKK'yı dağdan indirebilirim dedi. Bana fırsat verin 3 ayda indireyim dedi. Aynen bunları söyledi. O dönemde. Bana fırsat verin 3 ayda indireyim. Şimdi e, önce mırın kırın nedenler oldu. Ne oluyor diyenler. Ama sonra bir ara dediler ki başkana ilaç verilmiş. Onun için böyle konuşuyor dendi. Ama sonra örgütü onu izledi. Yani e, dağdakiler de izledi. Avrupa'dakiler de izledi. Kenttekiler de izledi. İçeridekiler Öcalan duruma hakim oldu. Ve buna karşı e, kimse cesaret edemedi. o zaman devlet de Öcalan'ın örgütünü kontrol etmesinden yanaydı. Yani bizim derin devlet dediğimiz şey. İşte şey kesim ordu yani merkeziyle. O da yani Öcalan vasıtasıyla PKK'yı yönetmek, PKK vasıtasıyla Kürt hareketine yön vermek. Buydu. Plan buydu ne kadar akıllıca bir plandı değildi ayrı bir konu. Peki. Ama plan buydu. Peki bir Şimdi, e, ara vermemiz lazım. O dönemde olur yok, tabii. E, devam edeceğiz gerçekten çok hareketli tabii. Yani Amerika bunu istemezdi. Yani PKK'nın Türkiye'ye karşı yeniden savaş konumuna girmesi Amerikan çıkarlarına uygun düşmezdi. Düşmezdi. Irak'taki duruma uygun düşmezdi. E, tersine e, Amerika yani PKK'nın silahsızlanmasını falan isterdi. Yani o dönemde Amerika'yla şeyin, e, diyelim ki bizdeki militarist kesimin tavrı aynı olamaz. Evet. Belki de kamuoyu ilk defa bu koruları Kemal Burkay'ın ağzından duyuyor ve sosyal medyada gerçekten e, bunları şaşkınlıkla seyrediyor. Başka sorular da var. Mesela Öcalan'la görüşmek ister mi? Gitseydi Öcalan'la mesafesini nasıl ayarlardı? 3 PKK'lı kadın... Ee, Onları da süreci sabote mi Bey etti? Bey'in çözüm önerileri de önemli. Evet, da i̇şçi Partisi abi. zihniyetinde siyasete devam ediyor mu diye iyi niyetli elbette sorular da var ama kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.